tanımadığım kişilerin beni okuması çok önemli değildir. Tanıdığım kişilerin beni okuması çok çok daha önemlidir. Ama tanımadığım kişilerin de kitabımdan alacağı çok feyiz olduğunu düşünüyorum. Yani o karara bağlı. İster okusun, ister okumasın. O yüzden benim için çok önemli değil. Yazdıklarımı okumayan bir şey kaybetmez. Hayatı sonuçta herkes yaşaya yaşaya öğrenir. Kimi kitaplardan öğrenir, kimi yaşayarak öğrenir. Ben yaşayarak öğrendiğim için, çok okuyarak da bir şey öğrenmediğim için başkalarına hak verebilirim bu konuda. O yüzden çok şey kaybetmez. O olmazdı. Yazmam gerekiyordu çünkü bu benimle ilgili bir şey. Yazdıklarım, yani yazmak çok duygu yüklü bir şey. Ben çok duygulu bir insan olduğum için hani doluyorsun, taşıyorsun, anlatamıyorsun bu hayatta kendini, belki ifade edemiyorsun. O yüzden yazman gerekiyordu. Ben o yüzden yazdım. Çünkü insanlar algılayamıyor. İnsanların düşünceleri çok değişik. Bazı yazarları anlayabilmeniz için yaşanmışlıklarınızın, tecrübelerinizin olması gerekiyor. O yüzden dil çok ağır gelebilir. Çok güçlü bir dil gelebilir. Çok sade, daha akıcı bir dil her insana hitap edebilir. Ama bu tarz yazarları anlamak için önce bir şeyleri aşmak gerekiyor. Bir şeylerin farkına varılması gerekiyor. Bir yollardan geçilmesi gerekiyor ki o algılama becerisine sahip olasınız. O yüzden bu yazarları anlamak çok zordur. Evet, katılıyorum. Yani aynı şey bizim için de geçerli. Benim kitabımı da aslında ilk okuyan bir şey anlamıyor. Hatta 3-4 kere anlayan ne demek istediğimi anlıyor. Bu motivasyonu neye borçluyum? Bu yazma motivasyonunu heyecanıma borçluyum, gözlemlerime borçluyum. Ben tiyatroyu çok seviyorum. Bu gördüklerimi aynı zamanda canlandırmayı da çok seviyorum. O yüzden bu motivasyonu gözlemlerime bağlıyorum ve heyecanıma borçluyum. Aşkla ilgili çok eleştiriler aldım. Aşkı savunan, aşka inanan insanlar beni çok eleştirdiler. Oysa ki ben aşkla sevgiyi ayrı tutuyorum. Bu kitapta da bunu anlattım. Aşkın ironik, kronik bir hastalık olduğunu, kimyayı bozduğunu, sevginin daha kalıcı, daha uzun vadede olacağını anlattım. Merhamet, şefkat, saygı, bu tarz terimler benim için çok çok daha önemli. Bu konuda çok eleştiri aldım. İlk görüşte aşk olur, aşkı yaşamak gerekiyor. Sen neden böyle şeyler yazdın? Evet, çok dediler bana. Yazarlar sonu karamsarlıkla, hüzünle bitiriyorlar. Ben çok karamsar, çok hüzünlü kitapları tercih etmiyorum. Çünkü benim iç dünyama biraz da olsa zarar veriyor diye düşünüyorum. Zaten çok yaşanmışlıklar, çok taşmışlıklar var. O yüzden ben bazı yazarların kitabında keşke mutlu son olsaydı diyorum. Keşke böyle olsaydı diyebildiğim çok yazar oluyor, evet. Var. Cezmer Söz'ün tüm kitaplarını çok seviyorum. Onu hep okurum. Keşke biraz yalan söyleseydi de biraz insanlara umut verseydi dediğim çok nokta oldu. Ama o kadar düz, o kadar direkt, o kadar net, gerçekçi yazmış ki uf diyordum. Keşke biraz da hayal dünyasına girseydi de kurgu yapsaydı dediğim yer oldu. Mesela anlatayım size. Bir huzur evinde bir münevver teyzeden bahsetmiş Cezmi Bey. Annesinin en yakın arkadaşıymış bu Münevver Hanım.
Münevver Hanım bu huzur evinde 78 yaşında ve bir erkekle beraber olmuş, yatmış. Huzur evindeki kadınlar ona orospu damgası vurmuşlar. Arkadaşları da bir daha o kadınla hiç konuşmamışlar. Oğlum demiş, gelme bir daha buraya. Beni kötü kadın ilan etti demişler. Cezmi Bey'in çok ilgisini çekmiş bu. Ertesi gün hemen huzur evine gitmiş. Merak etmiş. Diğer kadınlarla konuşmuş. Neden benim anneme böyle bir damga vurdun? Senin annen demiş genç huzur evinde bir erkekle yattı demiş. Cezmi Bey bunu duyunca annesine demiş ki anneciğim demiş sen hep hayatta dürüst bir kadın oldun. Yarın çık huzur evine al mikrofonu eline ve ben bunu yaptım. Pişman değilim. Ben böyle bir kadınım de demiş. İnsanların ön yargısını kır demiş. Kadıncağız çıkmış. Evet yaptım. Ne yapayım? Ben böyleyim. Kendimi durduramadım demiş. Sonra insanlar alkışlamışlar ve o kadınla arkadaş olmaya başlamışlar. Çünkü bir insanı ilk önce dinlemek gerekiyor. Ön yargı yapmamaları gerekiyor. Bu toplum bu şekilde ön yargıyla asar, keser. Böyle bir örnek vermişti mesela. Bunu okumuştum ve çok dürüst bulmuştum bu yazıyı mesela, takdir etmiştim. Bu çok antipati bir örnek. Bunun tam tersini yazsa belki daha iyi antipati duyulabilirdi. Cezmi Bey çok net konuşmuş. Yani toplum bazı şeyleri kaldırmıyor, bazı kelimeleri kaldırmıyor. Bunun yarısını da belki de kapatırdı. Hani keşke bu konuda biraz daha farklı bir yönde yazsaydı dediğim nokta oldu. Ben bunu okudum, onu sevdiğim için, yıllarca takip ettiğim için. Ama o kişiyi tanımayan, okumayan birisi direkt adamı eleştirir, keser. Bu ne biçim yazmış be der. Böyle şey mi yazılır kitapta deyip eleştirebilirdi. Bunu anlatmaya çalıştım aslında. Kitabım yayınlandıktan sonra El Alem hangi basım evinde yayınladın, kaç para ödedin, kaç adet satıldı dedi. Bunlarla ilgilendi. Tanıdıklarım da Tunacığım sen zaten yıllardır Facebook duvarında, Instagram duvarında bunları çok yazdın. İyi ki yazdın. Helal olsun, başardın dediler. Ama El Alem ne kadar ödedin? Ya bu kadar para mı verilirdi? Kaç tane sattın ki? Sayı versene gibi şeyler söyledi. Tabii ki haklılık payları vardı. Çünkü El Alem ticari amaç güderek bu kitabı çıkarttığımı düşünüyor. Oysa ki ben ticari amaç güderek bu kitabı çıkartmadım. Bunları da sorgulamaları, hani onların beyin yapılarını birazcık görmüş oldum. Ulan ne enteresan insanmış. Gidip neyle ilgilendi? Tutup da benim kitabımın içeriğiyle ilgilenmedi dediğim çok nokta oldu açıkçası. Güldüm geçtim yani. Şimdi lise yıllarında sanatın toplum için olduğunu savunuyordum. Toplumu çok önemsiyordum. Ama yıllar geçtikçe sanatın toplum için yapılmayacağını keşfettim. Çünkü toplum bir birey değil, çok kişilerden oluşan çok insan topluluğu. Bu insanların da hayata bakış açıları, istekleri çok farklı, şikayetleri çok farklı. Sanat toplum için yapılmaz. Toplum orada kendine bulduğu şeyi alır, ona göre kazanç sağlar. O yüzden sanat için yapılır. Sanat nedir? Tiyatrodur, danstır, sinemadır. Yani her toplumun buradan alacağı şey çok farklıdır. O yüzden sanat toplum için değildir. Sanat sanat içindir bence. Her yazan yazar değildir ama herkes de yazamaz. Herkesin böyle kabiliyeti, becerisi yoktur. Herkesin çok duygusu, düşüncesi vardır. Ama bir cümleyi yazmak, büyük bir cesaretle onları kaleme dökmek bir meziyettir bence. Ama bunları da yazdın diye de yazar olamıyorsun tabii. Yazar olabilmen için çok kitlelere hitap etmen gerekiyor. Yani çok satman gerekiyor. Belki 10. basıma geçmen gerekiyor. Seni tercih etmeleri gerekiyor ki yazar olasın.
Çok edebiyat okuman gerekiyor. Her yazan yazar değildir. Ben yazar değilim. Ben sadece duygularımı, düşüncelerimi paylaşırım. İsteyen alır, isteyen almaz. Yazar olmak çok farklı bir mertebedir bence. Kalemi kılıçtan keskin kılan beyindir. Beyin yönetir. Kalbe komut verir. Kılıcı gerçek hayatta bir uygulama olarak düşünürsek kılıç çok tehlikelidir, direkt öldürür. Kalem kelimelerle, fikirlerle döver, dövüşür. O bir teoride kalır, uygulama değildir o kitap. Gerçek hayat kılıçtır bana göre. Onu sallarsın ama onu sallamak, kılıcı tutmak da bir teknik gerektirir. Herkes kılıç kullanamaz. Kalem daha kuvvetlidir. Çünkü kalem beyindir. Ama kılıcı herkes bilemez bence. O yüzden kalemi kılıçtan keskin kılan yetenektir. Bence cesarettir. Uygulamaktır, öğrenmektir. Kalemi nasıl çünkü uygulayacağını öğrenmek, onu kullanmak daha farklıdır bence. Kılıcı herkes kullanamaz. Evet, değiştirir. Kelimeler insanlarla konuşa konuşa, fikirlerini savuna savuna dünya bile değişir. Dünyayı daha barışık, daha umut verici, daha farklı kılan kelimelerdir, sözlerdir, anlaşılmaktır. O yüzden değişir. Yani ne değişir? Herkesin fikirleri çok farklıdır. Bana soracak olursan bu hayatı ne değiştirir biliyor musun? İnsan olmak değiştirir. Sevgi, saygı değiştirir. Bu hayatı para değiştirmez. Bu hayatı aşk değiştirmez. Bu hayatı ilk önce kendini keşfedeceksin ki kendin ne istediğini bileceksin. Nasıl doğru bir insan olunur? Ne yaparsam daha iyi olabilirimle İnsanlara daha iyi örnek olarak insanların fikirlerini çok rahat evet değiştirebilirim diye düşünüyorum. Kalemle kılıç çok tehlikeli bir soru. Onu çok tehlikeli buldum. Kılıç mı tehlikeli, kalem mi tehlikeli? Yani ben bile tezata düşebiliyorum bazen. Bunu çok tehlikeli buldum. Bu biraz tuzak bir soru. Kendi kitabınızı okuduktan sonra sıkıldınız mı? Yani niye böyle yazdım diye kendini eleştirdin mi? Sen aşk yaşadın mı ki bu aşklarla insan ilişkileriyle ilgili tespitlerinle ilgili Tuna kitap yazdın? Sen yaşanmışlıklarını mı yazdın? Gözlemlerini mi yazdın? Bu bir tehlikeli soru benim için. Sen kendi hayatını mı yazdın Tuna? Sen ne yazdın? Ben aslında roman yazmadım, öykü yazmadım. Kendi hayatımdan çok bahsetmedim. Bu benim için tehlikeli bir şey. Biraz kurgu yaptım. Bunu yaşasaydım ben ne yapabilirdim? Hayal ettim. Ama yaşanmışlıklar da var tabii. Gözlemlerim var, sonuçlarım var. Tespitlerim var. Bunu yaparsan bunu gerçekten göreceksin. Sanal aşkları yazdım. Emek istemeyen hiçbir şey yoktur yazdım. Bunlar benim için çok tehlikeli şeyler. Çünkü sen mi yaşadın? Gerçekten yaşadın mı bunları Tuna ki bunları yazıyorsun? Yani benim için tehlikeli bir soru bu. Eklemek istediğim bir şey yok. Ben yayın evimden çok memnunum. Beni çok çok mutlu etti, çok motive etti. Bu süreçte hep beni çok heyecanlandırdı. Tekrar yazıyorum zaten. 30. sayfadayım. Ek olarak yazmaya devam edeceğim. Çünkü beni çok teşvik etti yayın evim. Yani bunu kasıtlı yapmasa da hani bir mesajla Tuna Hanım işte betik numaranız şu. Tuna Hanım işte sizi yayına davet edeceğiz. Bunlar beni çok heyecanlandıran ve motive eden şeylerdi. Hayatıma çok heyecan katan şeylerdi.
O yüzden yayın evime çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten önemsedi, bunları çıkarttı ve bunu kitap olarak bana sunduğu için çok çok teşekkür ediyorum.